Sevgili kardeşlerim, İmam Buhari ve Müslim'in Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği çok mühim bir hadisi sizlerle paylaşacağız. An Enes radıyallahu anh, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El abdu izâ vudiye fî kabrihi. Kul kabrine konulduğu zaman. Ve tevellâ ve zehebe ashabuhu. O kulun arkadaşları oradan yüz çevirip gitmeye başladığında hatta innehu le yesma'u qara'an alihim. O kul arkadaşlarının ayakkabılarının tıkırtısını işitir. Artık o tıkırtılar onun için yalnızlığın ayak sesleri gibidir. Etahu melekani. Ona iki melek gelir. İsimleri Münker ve Nekir olan iki melek. Evet kardeşlerim, sorgu başlıyor. Öyle kabre geçip yatmak yok. Her şey şimdi başlıyor. فَاَقْعَدَهُ O iki melek onu hemen oturturlar. فَيَقُولَانِ لَهُ Ve ona derler ki, مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne der idin? فَيَقُولُ O kul der ki, اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür. فَيَقُولُ Melekler derler ki, unzur, bak, nereye bakacak? اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ Ateşten olan makamına bak. Çok ilginç değil mi? İlk önce ona ateşten olan makamı gösterilir. Sonra, اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ Allah ateşten olan o makama bedel, sana cennetten bu makamı verdi denilir. Evet, her şey zıttıyla bilinir. Eğer iman ile gelmeseydin, gireceğin ateş böyle bir ateşti diye, ilk önce ateşteki makamı gösterilir ki, nasıl bir nimete mazhar olduğunu anlasın. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا O kul iki makamının ikisini de görür. Artık ateşten kurtulduğuna mı sevinsin, yoksa cennetteki makamını gördüğüne mi? O kulun sevincini siz hayal edin. وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ Kafirlere ve münafıklara gelince, dünyadan iman vesikası ile göçememiş, küfür üzere ölmüş. Aynı sualler ona da sorulur. Feyagul, o kul der ki, la edri, kuntu egulu ma yegulun nas, bilmiyorum. İnsanlar ne derse ben de onu diyordum. Feyugalu, melekler derler ki, la derayte ve la teleyte. Bilemedin, bilenlere de tabi olmadın. Thümme yudrabu, sonra vurulur. Peki ne vurulur? Bi mitragatin min hadid diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demirden bir topuzla ona vurulur. Darbeten tek bir vuruş. Beyne üzüney iki kulağının arasına. Hadis alimleri iki kulağın arası alnı da olabilir, ensesi de olabilir demişler. Evet kardeşlerim. Feyasihu o kişi feryat eder. Sayhaten öyle bir feryad ile feryad eder ki yesme'uha men yelihi illa thagaleyn ölüye yakın olan cinler ve insanlar müstesna. Her şey o feryadı işitir. Evet kardeşlerim, kabir var. Kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Her gün ölen 350 bin insan cenazelerinin lisanıyla bu sözümüzü tasdik ediyor. Evet, bizler öleceğiz ve o girmek istemediğimiz kabre yemin olsun gireceğiz. Ama nasıl gireceğiz? Tüm mesele bu. İman ile mi gireceğiz, küfür ile mi gireceğiz? Eğer iman ile girersek kabir bize cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Yok, iman vesikasıyla giremezsek kabir bize cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle hepimizin iman mukabilinde bu yeryüzü kadar bağlar ve saraylarla süslü
baki ve daimi bir mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başımıza açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde edemezsek vallahi kaybedeceğiz. Ve bu asırda yanlış itikatlar, sapık fikirler ve rahatça işlenen günahlar sebebiyle çokları o davasını kaybediyor. Şimdi nefsimize soruyoruz. Acaba bizler bu davayı kaybetsek, kabre iman ile giremezsek, kaybettiğimiz bu davanın yerini bütün dünya saltanatı bize verirse doldurabilir mi? Dünyada sultan olsak, ağa olsak, paşa olsak ne yazar? Başımıza böyle bir dava açılmışken ebedi dünyada kalacak gibi boş, malayani ile iştigal etmek, cenneti kazanmak için geldiğimiz şu dünyadan cehenneme odun olarak göçmek nasıl bir hüsrandır kardeşler? Ebed yolunda seyahat eden bizlerin en mühim vazifesi iman ile kabre girmektir. O iman ki ebedi saadetin anahtarıdır. Hem o aleme geçişte bir pasaporttur, hem o alemi aydınlatacak bir nurdur. İman varsa elemler lezzetlere, nar nura, karanlıklar aydınlığa, hüzünler sevince inkılap edecektir. Öyleyse bizim en önemli vazifemiz imanın ders ve takviyesidir kardeşlerim. Bunun için de imanımızı taklitten tahkike çıkaracak eserleri bulmak, okumak, mütalaa etmek ve o hakikatleri önce akla, sonra kalbe ve diğer latifelere hazmettirmeliyiz. Rabbimiz bizlere imanı nasip ettiği gibi o imanı muhafaza etmeyi ve razı olacağı bir imanla bu dünyadan göçmeyi de nasip etsin. Amin, amin, amin.